Aydınlık, yürekli, cumhurbaşkanı geleceğimize sahip çıkıyoruz. İlerini değil, hakkımızı istiyoruz, aracağız. Sevgili öğrencilerimiz, evlatlarımız, velilerimiz, emekçilerimiz ve ülkesi için aydınlık bir gelecek düşleyen tüm yurttaşlarımız, biliniz ki bugün, yani Öğretmenler Günü'nde sizlerden alacağımız her tebrik, her bir güzel söz biz eğitim emekçileri için yaşam sevincidir, umuttur. Eğitim emekçisinin haklarını kırpan, sistematik olarak itibarsızlaştıran, geçinemez ve yaşayamaz hale getirenler bugün riyakarca bir tiyatro sergileyerek bizleri ezberledikleri sözlerle övmek için sıraya girecekler. Bugün yılın 364 günü eğitime ve eğitimciye de çile çektirenler yılın bir gününü vicdan rahatlatmak için, imaj tazelemek için kullanmaktadırlar. Eğitime dair toz pembe bir tablo çizip eğitim emekçisine en çok kendilerinin değer verdiklerinin safsatalarını sıralayacaklar. Onlar size kendi elleriyle inşa ettikleri rezil gerçekleri anlatmayacaklar. Ama biz anlatacağız. Bunun için buradayız, alanlardayız. Emek, eylem, direniş, eğitim iş. Emek, eylem, direniş, eğitim iş. Emek, eylem, direniş, eğitim iş. Peki gerçek nedir? Eğitim İşin Öğretmenler Günü için binlerce eğitimciyle görüşerek oluşturduğu güncel anketten yola çıkarak anlatalım sizlere. Yöneticiler tarafından emekçilerin sözüne, fikrine değer verilmiyor. Eğitimi herkesten iyi bilen öğretmenlerin %72'si çalıştığı kurumla ilgili bir karar alınırken görüşünün bile alınmadığını söylüyor. Öğretmenler liyakatın yok edildiği bir sistem içinde erdem mücadelesi veriyor. Öğretmenlerin %78'i çalıştığı kurumlarda görevli yükselmenin kişisel ve siyasi referanslardan, yani torpilden geçtiğini anlatıyor. %88'i de görevli yükselme sınavlarının güvenilir olmadığını ifade ediyor. Yandaşa değil, eğitime bütçe. Yandaşa değil, eğitime bütçe. Yandaşa değil, eğitime bütçe. Öğretmenlerin %63'ü okul yöneticileri tarafından siyasi baskı gördüğünü söylüyor. Okul artık öğretmen için liyakattan arındırılmış, siyasallaştırılmış bir yer olduğu kadar huzurun olmadığı bir yapıya dönüşmüştür. Öğretmenlerin %90'ı önü alınmayan eğitimciye şiddet olayları nedeniyle kendini güvende hissetmiyor. Mesleğe ihanet kanunu olan öğretmenlik meslek kanunu nedeniyle okulda çalışma barışı kalmadı diyenlerin oranı yine %90. Bugün bize hakkınızı ödeyemeyiz edebiyatı yapmak için sıraya girecek olan yöneticiler gerçekten de hakkımızı ödemiyorlar. Öğretmenlerin %95'i maaşının yetersiz olduğunu söylüyor. Bu maaşla kendim ve ailem için bir gelecek hazırlayamam diyenlerin oranı %98. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Öğretmenlerin hakları gibi umutları da çalınmış durumda. %96'sı gelecekten ümitli değilim diyor. Öğretmenlerin %96'sı düşük maaş nedeniyle toplumdaki saygınlığının
azaldığı görüşünde. Sınıfındaki her öğrenciye kendi evladı gibi yaklaşan öğretmenlerin %97'sinin bütçesi kendi çocuklarının ihtiyacını gidermeye yetmiyor. Öğretmenlerin %65'i esnaf, %37'si şahıslarla borçlu. Matematiğe aykırı biçimde eğitim emekçileri, yani hizmetli, memur, şef, öğretmen, müdür bir ay ortalama 30 gün değil, bir yıl gibi geçiyor. Ay sonu bir türlü gelmiyor. Eğitimcilerin %72'si her ay borç alarak ayakta kalabiliyor. Öğretmenlerin yarısından fazlası kredi kartının asgari ücret borcunu ancak ödeyerek idare edebiliyor. Açlık, yoksulluk kader değildir. Açlık, yoksulluk kader değildir. Açlık, yoksulluk kader değildir. Buradan altını çiziyoruz. Eğitim emekçisinin bu sorunları çözmek yerine öğretmene önlük giydirmeye çalışan, öğretmeni okuldan çıkarıp imamları okula sokmaya gayret eden, öğretmenlerin mesleki haklarını teslim etmek yerine o hakları keyfi kriterlere bağlayan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın raporlarında ortaya çıkan, öğretmen açığı kadar bile öğretmen ataması yapılmayan, protokol adı altında gerici yapıları eğitimin taşeronu haline getirenlerin boş sözlerine ihtiyacımız yoktur. Yıllardır okullarımızda yardımcı personel ve memur ataması yapılmıyor. İşkur'dan ve diğer kurumlardan sözde toplum yararına proje diyerek geçici çalışanlarla eğitim hizmetleri karşılanmaya çalışılıyor. Çalışanların iş güvencesini ortadan kaldırarak, kadro hakkı engellenerek, sendikalaşmasının önüne geçilerek nasıl bir toplum yararı sağlanmaktadır? Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Görevde yükselme sınavını yaptınız yıllar sonra, ancak sınavı kazanan şef, sayman, memur ve şube müdürü arkadaşlarımızın atamasını aylardır yapmıyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın etkisiz yetkilileri, size sesleniyoruz. Atama yapmak için fetva mı bekliyorsunuz? Görevinizi yapmayacaksanız o koltuklarda neden oturuyorsunuz? Bu böyle gidemez. Bu bozuk düzen böyle sürmez. Dünyada baş öğretmen ünvanlı bir liderin kurduğu tek ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim ve eğitim emekçisi de bu kadar değersizleştirilemez. Zam, kriz, yoksulluk tükeniyoruz. Zam, kriz, yoksulluk tükeniyoruz. Bu karanlıktan çıkış için taleplerimiz, insanlık onuruna yaraşır bir ücret alıp insanca yaşamak istiyoruz. Eğitim çalışanları arasında ayrımcılık yaratacak uygulamalara son verilmesini istiyoruz. Birinci dereceye gelen tüm eğitim emekçilerine 3600 ek gösterge hakkı verilmesini istiyoruz. Ücretli sözleşmeli öğretmenliğe son verilmesini, kadrolu atama yapılmasını istiyoruz. Öğretmen ve yönetici atamaları başta olmak üzere tüm atamalarda mülakatın kaldırılmasını istiyoruz. Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber
Ek ders ücretlerimizin emekliliğe sayılmasını talep ediyoruz. Seyyanen zam istemiyor, taban aylıktan zam istiyoruz. Eğitim emekçilerinin köle değil, geleceğin mimarları olduğunun idrak edilmesini istiyoruz. Sadece öğrencilerimiz ve kendimiz için değil, ülkemizin geleceği için laik, bilimsel, adil ve kamusal karma eğitim istiyoruz. Eğitim kurumlarımızın personel ihtiyacının hükümetin ekonomi ve eğitimde din eksenli politikaları ile değil, nesnel ve bilimsel kriterlerle belirlenmesini talep ediyoruz. Yeterli sayıda yardımcı personel, memur istihdam edilmesini istiyoruz. Öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçecek önlemler alınmasını talep ediyoruz. Sınav idman değil, saygı istiyoruz. Sınav idman değil, saygı istiyoruz. Sınav idman değil, saygı istiyoruz. Her şeyden önemlisi meslek onurumuzu istiyoruz. Baş öğretmenin eğitim neferleri olarak, eğitim eşi olarak bugün tüm ülke çapında alanlardayız. Yarın Ankara'da düzenleyeceğimiz büyük buluşmayla hep bir ağızdan bu gerçekleri haykıracak, ardından Anıtkabir'e yürüyerek baş öğretmenimize saygımızı sunacağız. Eğitimin aynı zamanda ülkenin geleceği için hayati olduğunu hatırlatıyor. Çocuklar için iyi bir eğitim, ülkesi için parlak bir gelecek düşleyen tüm yurttaşlarımızı mücadelemize destek vermeye davet ediyoruz. Öğretmenler gününde bize vereceğiniz en büyük hediye, haklı kavgamıza omuz vermek, kendinize yapacağınız en büyük iyilik, ülkenin eğitimine ve geleceğine sahip çıkmaktır. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Bizler emekçiler hakkımızı aramak, alın terimizi savunmak için alanlardayız. Mesleki itibarımızı yok sayan, kazancımıza göz diken uygulamalar karşısında susacak mıyız? Hayır! Susacak mıyız? Hayır! Susacak mıyız? Hayır! Haksızlıklar, adaletsizlikler karşısında sessiz kalacak mıyız? Hayır! Sessiz kalacak mıyız? Hayır! Sessiz kalacak mıyız? Bu bozuk düzen karşısında susacak mıyız? Hayır! Susacak mıyız? Hayır! Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Cumhuriyetimize, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkacak mıyız? Sahip çıkacak mıyız? Evet. Yaşasın Cumhuriyet! İlerlemek Cumhuriyet! Laik, bilimsel, demokratik eğitim! Laik, bilimsel, demokratik eğitim! Laik, bilimsel, demokratik eğitim! Değerli arkadaşlar, emekçiler, yoldaşlar, ay sonunu getiremeyen emeği ve alın teriyle çalışanlar, bugün Denizli il genelinde 2300 arkadaşımız iş bıraktı. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce eğitim emekçisi yeter artık, bitsin bu bozuk düzen demek için alanlarda emeğini haykırıyor. Hak verilmez alınır, mücadele kazanır. Hak verilmez alınır, mücadele kazanır.
hepinizi mücadelemize, bir olmaya, destek olmaya, alanlarda yarınlar için mücadele etmeye çağırıyoruz. Sağ olun, var olun.